billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbi enni masseni ed-durru ve ente erhamur rahimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Hasbi Allahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu. وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ali İmran suresinin 31. ayetinin tefsirini okuyoruz ve özellikle fettebi'uni'deki ni'yi tarif etmek için, kime tabi olacağımızı tarif etmek için yazılmış olan o ni'nin bir tefsiri mahiyetinde olan 19. söz adındaki bölümü okuyoruz. Risaleti Ahmediye'ye dairdir diye başlayan başlığı olan bölüm Sözler isimli kitaptan 1. Reşha'sının aşağı yukarı son paragrafına gelmiştik ve bu kime tabi olacağımızı açıklayan bölümün kime tabi olacağız sorusuna verilen cevapta özelliklerini anlatmıştı. Külli muarrif olacaktı. Bu külli muarrif kainatın, kainat kitabı kebirinin bir ayetül kübrası olacak. Yani kainat ile yapılan ilanatın, tesbihatın veya işaretlerin, kainat ile gönderilen mesajın en büyük, en önemli, en kapsamlı ayeti, cümlesi. Kainatı bir kitaba benzetirsek, kainat ile gönderilen mesajın, kainatın yaratıcısının kendisini kainat ile tanıtmasına yardım, tanıtması ile görevlendirilmiş olan, kainatın yaratıcısını tanıtmakla görevlendirilmiş olan şu kainat kitabının en önemli, en kapsamlı cümlesi olacak. Bu kendisine tabi olacağımız kimse. Yani kainat ile gönderilen mesajın tümünü kendisi içerecek. Bu mesajı içerirken bir kainatın halikanın halikını tanıttıracak, o mesajı bize getirecek, hem de onu yaratık cinsinden temsil edecek. Bir yaratık olarak onu temsil edecek. Bunlar önemli unsurlar idi. Bizim biraz da kültürden aldığımız bilgiye, informasyona dayanarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür, bizim peygamberimizdir diye bir genelleme ifade eden cümle ile risalete iman olmaz. O kültüreldir. Hangi kültürde olsanız o kültürün ileriye sürdüğü kahraman diyelim, o kültürde en büyük bilinen önderi böyle izah et, böyle kabul etmek, tasdik etmek kültürü takip eden insanların kaçınılmaz sonucudur. Aynı kişi eğer Hristiyan bir kültürün içinde doğsaydı Hazreti İsa diye bağıracaktı. Yahudi bir toplumda doğsaydı Musa diye bağıracaktı. Veya Hindu, Budistlerin toplumunda doğsaydı Buda diye bağıracaktı. Çünkü neden böyle bir zatı kendisine rehber edindiğini araştırmadı, incelemedi. Onun için hangi kültürün kahramanı varsa o kültürün içerisindeki kahramanı
onaylayacaktı. Halbuki veya işte en güzel odur, en iyi odur, doğru yolu gösteren odur diye söyleyecekti. Bunun bir imani değeri yok. İmani değerinin olması için niçin bu kişiyi kendimize rehber edindiğimizin bilincinde olmamız gerekir. Ama bu bilincinde olmanın sonsuz mertebesi vardır. O da bir kabul. Yani doğru bilincinde olmanın sonsuz mertebesi vardır. Ama bilincinde olmak gerekir. Bilincinde olmadan, tercih yapmadan, bizim tercihimiz olmadan bir iman tahakkuk etmez. Tercihsiz iman olmaz. Ama tercihin sonsuz mertebesi vardır. Neyi tercih ettiğimizin %1, %5, %1000, %5000 gibi dereceleri vardır. Amenna. Bunlara katılıyoruz ama mutlaka tercih olması lazım gelir ve bu tercihin kuvvetlendirilmesi gerekir. İşte biz böyle bir tercihi yapmak üzere, evet, şu kainatın yaratılışına baktığımızda bir maksat var, bir hedef güdülüyor ve bu hedef çok anlamlı. Benim ile insan, benim ile, senin ile doğrudan doğruya ilgili olan bir hedef var. Kainat doğrudan doğruya senin ya da benim, yani insanın ihtiyaçlarına tam mukabil gelecek, sorularına tam cevap verecek kapasitede yaratılmışlar, var edilmişler. Peki bu kadar anlamlı olan kainatta bu kadar anlamlı bir uyumluluk sağlayan insan kainat ilişkisinde ben insan olarak kendimin niçin var olduğunu, insani sorularımı, nereden geldiğimi, beni buraya kimin getirdiğini, bu düzeni kimin kurduğunu, beni bu düzenin içerisinde kimin beni buraya yerleştirdiğini ve bana ne gibi görevler yüklediğini, ben, bana bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli muamele eden, beni burada bir sultan, bir misafir gibi, yani her ihtiyacı karşılanan bir misafir gibi beni burada eğlendiren, misafir eden kimdir acaba sorusunun cevabını bana verebilecek olan bir kişi olması, birisi olması, bir şeyin olması lazım ki ben ona tabi olurum. Ondan sonra bu beni yaratanın, kainatı yaratanın, bu kainatı benim ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde düzenleyenin sevgisini kazanabileyim. Doğrudan doğruya ben onu sevdim, kim bana bunu verdiyse eyvallah, iyi etti, verdi demek. Ama sonra da ben onun verdiğinden memnunum, o da benden memnun olması lazım gelir gibi bir kanaat, Kur'an'ın öngördüğü kanaat değil, insan peki ben ne yapmam lazım diye sorması gerekiyor. Ben ne yapmam lazım diye sorması, sorduğu sorunun cevabına da bu cevabı en güzel şekilde verebilen birisini kendisine rehber etmesi gerekiyor. Bu rehberin kim olduğunu anlamak için 19. söz adında kitap yazılmış. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bu rehberin kim olduğunu anlamamız için bu tefsir yapılıyor. Burada ölçüler veriliyor. Bu rehberin özellikleri anlatılıyor. Bunların bu rehberin özelliklerinden en önemlisi, bu rehberin bir, tek başına kendisi ilk defa bir ilanatta bulunuyor değil. Kendisinden önce bu kainata gelmiş olan insanların sorularına cevap verecek, beklentilerini karşılayacak, insani sorularını cevaplandıracak rehberlerin verdiği cevabı reddetmeyecek. O cevaba ters düşmeyecek. O rehberlerin verdiği cevaba ters düşmeyecek. Bu bir. İkincisi, öyle kişiler yetiştirecek ki o
kendisinden öncekilerin getirdiği mesajı sorulara olan cevabı muhafaza ettiği gibi aynı zamanda kendisinin de getirdiği daha öncekilere de içeren cevabı kendinden sonra gelecek olanlara da aktaracak, onları da yetiştirecek ve böylece insanlara her zaman sanki yanlarındaymış gibi rehberlik yapabilecek. Yani bir ağaca benzetirsek bu rehberliği diyor müellif, çok ilginç, bir nurani ağaca benzetsek bu nurani ağacın kökleri hayattardır. Yani kendisinden önceki gelen mesajların ve o mesajları getirenlerin o bu kişiyle gelen mesajın içerisinde canlı bulunması gerekiyor. Mükemmelen muhafaza edilmesi gerekiyor. Eğer kendisinden önce beni bu kainatın yaratıcısı size rehber olarak gönderdi, bu kainat ile gelen mesajı en güzel şekilde size ben aktaracağım, aktarmakla görevliyim dediği halde kendisinden önce aynı görevi yapmış olanlarla çelişirse bu kişi demek ki bu fettebi'uni'nin bana tabi olun diye bizim aradığımız kime tabi olacağımız, kime tabi olmamız gerekir diye sorduğumuz sorunun cevabını karşılayan kişi olamayacağını anlıyoruz. Hayır, sen olamazsın çünkü sen kendinden önce gelmiş olanlarla çelişiyorsun diyeceğiz. Peki bu yetiyor mu? Hayır. Bir de kendisinden sonra gelecek olanlara rehberlik yapacak sanki talebeler yani yine öğretici kapasitede elemanları yetiştirmesi lazım. Öğretmenleri yetiştirmesi lazım ve bu öğretmenler de daima buradaki tabiriyle bu ağacın sanki taze meyveleri gibi olacak. Yani bu ağaçtan yepyeni üremiş, yetiştirilmiş meyveler görevini yapacaklar. Böyle bir görevi yapmazsa ben duyuyorum ki 1000 yıl önce, 1500 yıl önce veya kaç yıl önce ise asır önce bir zat gelmiş, çok güzel rehberlik yapmış ama o yaptığı rehberliği şimdi ben canlı olarak göremiyorum. Onu nasıl tabi olacağım? Fettebi'uni'yi anlatıyor, tefsir ediyor. Buna dikkat edelim. Fettebi'uni, kime tabi olacağım? Canlı değilse, taze değilse, eseri kalmamışsa ve eseri kalmışsa bile yarım yamalak ise, bütün değilse, sağlam değilse, güvenilir değilse bu kaynağa ben tabi olamam. O zaman kainatın yaratıcısına derim ki ey beni yaratan, evet sen böyle bir yaratan olduğunu anlıyorum ama ben senin kim olduğunu anlayamıyorum, niye beni yarattığını anlayamıyorum, bana doğru dürüst de bir rehberlik gönderemedin veya gönderdin de ben bulamadım, özür dilerim, ne yapacağımı bilmiyorum derim. Eğer bu nurani ağacın meyveleri taze ise, o taze meyveler, aa bak sen bir rehber gönderdin, o rehberin yetiştirdiği eleman da şimdi benim önümde bana canlı, taptaze rehberlik yapıyor demem lazım. Bu çok 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 önemli bir konudur. Onun için size hani peygamberiniz kim diye değil, ayeti kerimede imamınız kimdir diye sorulacak diyor bir başka ayeti. Şimdi o ayeti tam hafızamda yok, yerinde bulabilecek değilim, sohbete ara vermem lazım araştırmam için. Her bir ümmet imamıyla davet edilecek, yani siz imamınızla davet edileceksiniz diyor. Ben şahsen hiçbir iddiada bulunmaksızın, mutlak doğrudur, başkası doğru değildir gibi bir iddiada bulunmaksızın, bu imamın ya kim olduğu konusunda araştırma yapmam lazım ve bu imamı bulmam lazım. Bu imam bana kendisine tabi olacağım o görevliyi temsil edecek, gösterecek, taze taze bana takdim edecek
birisi olması gerekir ve bu birisi benim rehberim olması gerekir. Bununla bazı insanlar yani geleneksel ifadesiyle canlı şeyh olması lazım demişler. Bazı insanlar canlı şeyhden rehberlik almak lazım, işte ona tabi olmak lazım ve bu şeyh peygamber sülalesinden gelmesi lazım demişler. Olabilir. Yani bunların hiçbirisine benim ne evet ne hayır diyecek mecalim var, iddiam da var. Ama ben şundan kendi dünyamda şahsen eminim ki Kur'an ile gelen mesajı benim yaşadığım şartlarda bana en canlı şekilde gösteren, muhafaza eden, o mesajı bana öğreten bir rehber, ama canlı bir şekilde gösterecek bir rehber benim taze meyvem olması gerekir. Onun için bütün yani her bir ümmet kendi imamıyla davet edilecek denilen, yani imamınızla beraber gelin bakayım denilecek yerdeki imam, çok tefsirlerde rasuller, peygamberler diye tefsir ediliyor. Olabilir, hiçbir itirazım yok. Ama ben şimdi Resulü temsil eden taze bir meyvenin imam olması lazım geldiğine kanaat getiriyorum. Taze bir meyve imam olması lazım bana. O meyve Resulün talebesi olmalı. Resulün secere-i nuranisinin, nurani ağacının yetiştirdiği taze meyve olmalıdır. Taze meyve. Yani ya artık kokmuş, yenmiyor, bazı yerleri çürümüş, tam tatmin etmiyor, bu pek bir zevkli değil, tam sorularıma tam tamına cevap veremiyor gibi olmaması lazım. Yani Kur'an'ın mesajını benim dünyamda taptaze, canlı bir şekilde temsil etmesi lazım. Her insan böyle bir imam araması lazım. Eğer kainatın bir yaratıcısı var, beni kasıtlı olarak yarattı ve bana kendisini şahsi olarak, kasıtlı olarak benim şahsıma ait olmak üzere tanıtması gerekir ve bunu tanıtacak da bir rehberi göndermesi gerekir diyorsam, bu rehberin bana bütünüyle Kur'an ile gelen mesajı benim ihtiyacıma cevap verecek şekilde takdim etmesi gerekir. O mesaj ile beni tanıştırıp o mesajı benim tarafımdan anlaşılabilir hale getirmesi, pratikte yaşanabilir hale getirmesi lazım. İşte buna ben imam diyorum. Yani benim şahsi kanaatim bu. Çok hiçbir iddiası olmayan bir kanaattir. %100 yanlış olabileceği gibi, hiç kimse de bunu kabul etmek mecburiyetinde olmayacağı gibi, bazı kimseler de bir de ben düşünüyüm diyebilir. Çünkü imamlık meselesi rasullükten ayrı olması lazım. Hatta sizler belki içimizde bazı kişiler Şia mezhebinden olmadıkları için yok canım biz böyle bir şeye inanmıyoruz diyebilirler, ama ben şahsen bunda çok ciddi bir nokta görüyorum. İmamete iman etmek Şia mesleğinde imanın şartlarındandır. Peki biz Şia değiliz, oldu, bir şey demiyorum ki, öyle işlere de hiç karışmadım şimdiye kadar, karışmam da, karışmanın doğru olduğuna da inanmıyorum, ama ister Şia ol ister bilmem ne ol, neden Şia değilsin desem cevabın yok, onu da biliyorum. Neden ehli sünnetim diyorsun, ehli sünnet nedir desem, ona da cevabımız yok, onu da biliyorum. Farkındayız yani bunların, biz bunların cahilleriyiz. Tutturduk gidiyoruz. Eğer Şia aileden gelseydik, ben Şia'yım, ehli sünnet değilim diye bas bas bağıracaktık. Aynı şartlardayız, yani tutturduk gidiyoruz. Uydum kalabalığa, gidiyoruz. Yani. Ama yine de insanların bir tercihleri var. Karışamayız, kimse de karışmamalı. Biz
imamet meselesinde Resul'den ayrı olarak o Resul'ün benim hayatımda şu anda taze temsilciliğini yapan, onun mesajını bana taze bir şekilde aktaran kişiyle beraber olmam, onu arayıp bulmam, ondan faydalanmam lazım. Ataes diyor ki bu İmam Aristo olmamalı mesela, ya da bu çağın meşhur düşünürleri vesaire, herkesin başucunda tuttuğu kitaplar, sözüne kulak verdiği kimseler vardır. Bunlar o kişilerin imamları değil mi? Şimdi ben burada isim vermenin hani güzel, teşekkür ederim Ataes, gayet güzel. İmam Aristo olmamalı mesela da yani nereden çıkarttım bilmiyorum diyorum. Yani şimdi biz tarif yapıyoruz, kişi söylemiyoruz. Yani soyut tarifler getir. Özellikleri ne olmalı? Neden Aristo olmamalı diye sorsam ne dersin? Hiç Aristo'yu çalıştın mı biliyor musun? Özür dilerim ama ben ciddi bir şekilde çalışmadım. Çok şeyini okudum ama tamamen bu adam neyin nesidir diye bilmiyorum. Ama okuduklarımın içerisinde ben de aynı kanaatteyim. Ama neden? Böyle hemen isim verip atmak doğru olmayacağını göstermek için söylüyorum Ateist. Yani şu ya da bu değil de şimdi burada genel tarifler yapılır. İsim vererek olmaz. Birisini reddederek ya da birisini ön plana çıkarıp isim vererek olmaz. Tarif edeceksin bana. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bile isim vererek göstermek ve ondan sonra takip etmek doğru değil. Kişiliklerini koyacağız, özelliklerini koyacağız, kişisel karakterlerini koyacağız, özelliklerini koyacağız. Sonra diyeceğiz ki bu özellikleri ben şu isimli zatta gördüm. Tamam, o senin imamın veya o senin Resulün. Gördüysen, görmediysen görmedin zaten. Ezbere olmaz bu iş. Ben Muhammed'i Resul ettim, kendimi Resul kabul ettim, bilmem kimi de kendimi imam kabul ettim diye atarak konuşmak iman değildir, taklittir. Bunun için isim vermeden diyeceğiz ki kainat var önümüzde. Bu kainat tamamen külli bir muarriftir. Bu muarrif bana Rabbimi tanıtıyor. Benim sahibim kim olduğunu, beni buraya kimin gönderdiğini, neden gönderdiğini anlatıyor. Ben bu zata tabi olmam, bu kainat ile gönderilen mesajı temsil eden zata tabi olmam lazım, ama kafam karıştı bir saniye. Benim kendi açımdan kainatla gelen mesaj ile bağlantı kurup kendim artık başkasını taklit ederek yapamam. Kainattaki gelen mesaj ile tam ahenk içerisinde olan ve onu benim kainata sorduğum zaman doğrudan doğruya kainattan alamadığım cevap, sorularıma alamadığım cevapları da içeren bir insanın özelliklerinin tümünü kapsayan, yani konuşan, dili olan, anlaması olan, benim anlayışıma muhatap olan bir mesajın taşıyıcısı olması lazım. Buna Resul diyoruz. Şimdi o Resul'ün eğitiminden geçmiş olup da benim hayatımda canlı, taze, benim sorularıma cevap vermeye yardımcı olacak bir imamın olması lazım. Burada kitap da var ama konumuz kitap olmadığı için kitap üzerinde ayrıca durmuyorum. Kitap yani vahiy, gelen vahyi Resul ayrıdır, kitap ayrıdır. Bir vahiy vardır, bir de vahiy taşıyıcısı vardır. Şimdi vahiy tamam, Kur'an muhafaza edilmiş, tarihen sabit, kalbimiz müsteri, tamam. Şimdi Kur'an ile gelen mesaj, kainatla gelen mesajı onaylıyor, kapsıyor, o da tamam. Ama Kur'an ile gelen mesajı benim pratik hayatıma tam uygulayabilecek, karşılayabilecek bir kaynak şimdi ben bulamıyorum. Yani Kur'an'ın çok yerlerini anlamıyorum. Şimdiki yaşadığım hayatta bana yöneltilen sorular, itirazlar, eleştirilere cevap veremiyorum.
bana tam insani sorularıma cevap verebilecek, ikna edecek bir şekilde, Kur'an'ın da tutarlılığını muhafaza edebilecek bir şekilde bana rehberlik yapan imam olması lazım. Buna ben şahsen inanıyorum. Yani imamı olmayan Kur'an'ı kendi kafasına göre yorumlar. Kendi kafası da mutlaka dünyadaki, yaşadığı dünyada hakim olan ceryanlarla bulaştığı için o ceryanların etkisi altında Kur'an'ı anlamaktan kendisini alıkoymama ihtimali çok çok fazladır. Bir istisnası olur bunun. Gerçekten bu konuda bütün gayretiyle çalışmış ve kendisini yaşadığı çağın düşüncelerinden, kültüründen soyutlayabilmiş olduğundan emin olması lazım. Ve bir de Kur'an'ın mesajına tam muhatap olabilecek güçte, kapasitede bir bilgi ve marifet eğitiminden geçmiş olması lazım. O zaman der ki, arkadaş imam benim. Değilse kendisine imamlık yapabilecek kapasitede, kendisine rehberlik yapabilecek kapasitede olan birisini araması lazım. Şahsen ben kendimi böyle hiçbir yetkili gibi görmüyorum ama diyorum ki bana rehberlik yapacak kapasitede birisini aramam gerekir. Ne rehberliği yapacak? Bir, kainat kitabıyla gelen mesaj. İki, vahiy ile artık Resul'den sonra vahiy ile Resul'ün getirdiği vahiyden gelen mesaj, kainattan gelen mesajı birleştirip ikisini bana en mükemmel şekilde, benim ikna olacağım şekilde takdim etmesi gerekir. Böyle bir kişiyi arayıp bu kişiyi Resul değil, peygamber değil, nebi değil ama Risalet nurani ağacının taze meyvesi görevini yapacak benim için. Ama Kur'an ile gelen mesajı bana anlatacak. Dikkat edin. Yoksa çok ermiş bir zat kendi dünyasında kerametler gösteriyor ama Kur'an'ın mesajını aktarmıyor bana. O kişi benim imamım olamaz. Fazileti var tamam ama bana imam olamaz. Çünkü ben şu bu kainatın içerisinde yaşarken kainat ile ve Kur'an ile gelen, kainat ile gelen fiili konuşma, Kur'an ile gelen kavli konuşmanın benim açımdan tasdik edebileceğim, onaylayabileceğim, emin olabileceğim izahını yapması lazım. Bana bu konuda rehber olması lazım. Eğer rehber olamıyorsa ben hala imamsız kaldım demektir. İsim vermek hiçbir surette doğru değildir. Benim arayışıma göre ben X isimli zatı veya kaynağı kendime imam kabul etmişim. Sizin arayışınıza göre başka bir kaynağı bilemeyiz. Siz, herkesin kendi arayışı ayrıdır, bekleyişi ayrıdır, kapasitesi ayrıdır. Onun için yani İslam geleneğinde de, Resulullah'tan gelen gelenekte de biliyorsunuz Mehdi'nin, Deccal'ın ismi verilmez, karakterleri anlatılır, özellikleri anlatılır. Bunlar belirlenmez. Onun için biz devamlı anlayış içerisinde olacağız. Mesela arayış içerisinde olacağız, özür dilerim. Mesela bir kişi gördün veya bir kaynak buldun, bu kaynak sana dedin tam benim ihtiyacımı karşılıyor. Güzel. Senin ihtiyacını karşıladı. Yani bu güzel. Peki bundan daha iyisi var mı? Bilemezsin ki. Onun için devamlı arayış içerisinde olacaksın. Şimdiye kadar benim gördüğüm en taze meyve, nurani risalet ağacının meyvesi budur. Ama acaba daha iyisi olabilir mi? Yani şüphelenmekten daha çok o kişinin meyve olduğundan. Acaba daha iyi bir, daha taze bir meyve var mı? Çünkü zaman değiştikçe, mevsimler değiştikçe ağaçlar da meyvelerini yeniliyorlar. Kainatta daima mesaj tazeleniyor. Hayat daima yeni şartlarda bizim karşımıza çıkartılıp imtihan yeni şartlarda veya terakki yeni şartlarda gerçekleştirilmek üzere ben yaratılıyorum.
onun için yeni şartlara göre acaba yeni bir imam var mı diye arayacağım. Mesaj Kur'an'ın mesajı, yani peygamberlerin getirdiği mesaj bozulmadığı, kaybolmadığı sürece yeni bir mesaj getirecek Resul alamak anlamsız, çünkü hikmete aykırı. İhtiyacı karşılayan kaynak burada. Bu Allah'ın kelamıdır. Zamana göre değişmez. Yani Allah'ın kelamı zamana göre, zamana artık bu zamana yetmiyor denmez. Allah'ın kelamı muhafaza edildiği sürece yeni bir Resul gelmez. Kur'an sabit kaldığı sürece yeni bir Resul beklemek mantıki çelişkidir, hikmete aykırıdır. Ama o Kur'an'ın mesajını benim yaşadığım şartlarda izah edecek imam aramam lazım. Bu imam kelimesini de bütün kullu ümmetin yunadu bi imamihim olsa gerek, yani Allahu alem, ayeti kerime de tam hatırlamıyorum, tam emin değilim. Bütün ümmetler, her bir ümmet imamlarıyla çağrılacak diyor. Kur'an'da rasulleriyle demiyor. Her ne kadar çok ulema bu işi Şialar imamlığa tabi sahip çıktıkları için biz Şia değiliz diye imam kelimesinden kaçmışlar. Bu imam Resul demektir demişler. Ehl-i Sünnet ulemasının genel tavrı bu zaten. Şia neye sahip çıkarsa onlar karşı çıkar. Şiaların da genel tavrı Ehl-i Sünnet neye karşı çıkarsa onlar da ona karşı çıkar. Bizim böyle bir saplantımızın olmaması lazım diye inanıyorum. Evet, taze meyveleriyle bu nurani ağaç bizim ihtiyacımızı, sorularımızı cevaplayacak, ihtiyacımızı karşılayacak şekilde gözümüzün önünde canlı bir şekilde benimle beraber olması lazım. Bu da çok önemli bir konu, nokta. Ben ama böyle bir imam falan aramadım. Şimdiye kadar çevremde gördüğüm birkaç kişiye baktım. Şu daha iyi galiba, şu daha ehli takva. Nedirse ben onlara biraz şaka yapıyorum. Sakalı biraz uzun, daha beyaz sakallı gibi. Veya şöyle gözleri yerde, hiç etrafa da bakmıyor. Çok muttaki birisine benziyor diye faziletten dolayı insan kendine imam seçmez. Kur'an'ın mesajını bana aktarmasından dolayı, Kur'an'ın mesajının benim tarafımdan anlaşılabilir, uygulanabilir hale getirmesinden dolayı ben bir kimseyi kendime rehber edinirim. Edinmem lazım. Yoksa bir kişi kendi dünyasında çok faziletli, bana faydası yok. Ne yapayım ben? İstediği kadar faziletli olsun, her nefesi keramet olsun. Her nefesinde Allah'ın ikramı var. Her yaptığı iş keramet. Ama bana Kur'an'ın mesajını anlatmada yardımcı olmuyorsa beni ilgilendirmez. Kur'an'ın mesajını benim tarafımdan anlaşılabilir, bir, uygulanabilir, iki, yapması lazım. Evet. Bu da teravettar semereleri olan bir şecere-i nuraniye ifadesinin açıklamasıydı şimdiye kadar. Çok ama önemli bir konu olduğu için tekrar döndüm. Zira şimdi peygambere döndük. Teravettar meyve meselesini bıraktık. Şecere-i nuraniyenin bizzat kendisine, yani bizzat tabi olunacak kişi olma noktasında, fettebi'uni sorusu noktasının veya ayetinin o ni'nin karşılığını bulacak, mukabele edecek, ni'ye mukabele edecek kişinin, yani daire-i ubudiyetin veya tefekkür, istihsan, teşekkür ve iman levhasının en kemalde reisini tarif ediyor idi. O reisin geçmişini ve geleceğini, istikbalini anlatan paragrafı bitirdik. Şimdi o reisin ana hedefine, yani mesajını nasıl ulaştırdığına dönüyorum. O paragraftan başlıyorum. Zira o reis
La ilahe illallah der, dava eder. Şimdi çok önemli bir konu çıktı. Reis ne davasında bulunuyor? La ilahe illallah davasında bulunuyor. Neden la ilahe illallah der? Başka bir şey demez mi canım diyebilir insan. La ilahe illallah Kur'an ile gelen mesajın, kainatın getirdiği mesajın temel taşıdır. Buna iyi dikkat edelim. Kur'an tevhid esasını getiriyor. Yoksa yani yeniliyor. Yoksa Allah'a imanda bir yaratıcının var olması lazım geldiğini bize eğitmede, terbiye etmede, bir yaratıcı olması gerekir sonucunda yeni bir mesaja ihtiyaç yok idi Kur'an geldiği zaman. Çünkü insanların içerisinde her ne kadar müşriklerde böyle bir anlayış tam belirgin değilse de o zaman başka yerlerde bu mesaj, yani bir yaratıcı var, kainatın yaratıcısı var, ona Allah denir mesajı hakimdi. Yahudiler, Hristiyanlar hep buna inanıyorlardı. Müşrikler de bir yaratıcı var ama deyip şirk unsurları getiriyorlardı. Fakat o devirde tevhid yoktu. Ona çok dikkat edelim. Yani bu bir herhangi bir manasında yaratılan, yaratıcı olan Allah manasında yaratıcı Allah var ama bu yaratıcı Allah'ın dışında hiçbir kaynakta uluhiyet özelliği yoktur mesajı kaybolmuştu. Hristiyanlıkta kaybolmuştu, Yahudilikte kaybolmuştu. Yahudilikte hafif izleri var, metinde kaldı, tatbikatta yoktu. Metinde olan okuyoruz. Metinde olan la ilahe illallah ise dinin özelliği olmaktan, birinci umdesi olmaktan çıkmış. Dinin esas özelliği ırkçılığa binmişti. Bizim millet daha üstün. Şimdi bu da bir hastalık ya, herkeste var bu hastalık. Bizim millet daha üstün, biz lider olacağız. Yahudiler, Beni İsrail daha üstün, biz lider olacağız. Hristiyanlar, zaten biz üstünüz, biz zaten dünyanın lideriyiz diyorlar. Müslümanlarda da bu hastalık şimdi daha çok yayılmaya başladı. Daha etkin bir şekilde yayılmaya başladı. Biz Müslümanız, biz Allah'a inanıyoruz. İman davasında bizim ırkımız, bizim milletimiz lider olacak. Aynı Yahudiliğin düştüğü hata. Bu yaygın bir hastalık haline geldi. Alarma geçmemiz lazım. Bizim milletimiz lider olacak. Bizim milletin liderliğinde alemi İslam ihya olacak. Milletin liderliğinde alemi İslam'ın ihya olacağını iddia etme nereden çıkarttın? Bu millet Allah özel olarak daha mı üstün yarattı dersen, o zaman Yahudilerin iddiasının aynısı olur ve bir yani Kur'an nazil olduğu zaman sapıktır diye ve dolayısıyla saflığını kaybetmiştir. Onun için yeniden saflığını muhafaza eden veya ihya eden mesaj gelmesi lazım diye Kur'an geldiyse, Kur'an mesajı geldiyse, işte bu mesaja tam aykırı düşen ve o zamanın şartlarında Yahudilik özelliğini taşıyan bir iddiadır. Hangi millet olursa olsun, Araplar diyebilir, bizim Arapların liderliğinde İslamiyet ihya olacak. Pakistanların liderliğinde İslamiyet ihya olacak. Türklerin liderliğinde İslamiyet ihya olacak falan. Dendiği zaman Yahudilik budur. Yani Allah'ın gönderdiği mesajın saptırması, tahrif edilmesi böyle oldu Yahudilik geleneğinde. Biz buna çok dikkat edeceğiz. O zaman tevhidi, dönüyorum konuya, tevhidi o şekilde anlayacağız ki yaratıcıdan başka hiçbir mahlukun
birinin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Yalnızca yaratıcıya yakınlığı bakımından yaratıcı takdir edecek onun üstünlüğünü. Bizim böyle bir üstünlük takdir etme hakkına sahip değiliz. Onun için biz hangi eşyayı ele alırsak alalım, hangi insanı ele alırsak alalım, o insanda o kainatın yaratıcısının özelliklerinin yansıdığını göreceğiz. O insanda, o kişide, o eşyada kendinden kaynaklanan bir üstünlük görmeyeceğim. Tevhid budur. La ilahe. Yaratıkların hiçbirisinde, hiçbir şekilde uluhiyet ifade edecek, küçücük de olsa bir uluhiyet parçacığı yoktur, olamaz. Muhammed işte o zat, o kendisine tabi olunması gereken zat, la ilahe illallah der, dava eder. O kendisine tabi olunmasını söylediği mesajın, Kur'an'ın bana tabi olun dediği kimsenin birinci ve en bariz özelliği yalnızca la ilahe illallah davasını tesis etmek olacak. Öncelikle la ilahe illallah davasını tesis etmeden ne yaparsa yapsın, herkese namaz kıldırsın, herkese oruç tuttursun, şeriatın tüm kurallarını hakim kılsın, ama la ilahe illallah davasını eğer kendine rehber edinmiyorsa, bu kimse ne yaparsa yapsın ne Resul'dür, Allah'ın gönderdiği elçidir, ne de o ilçenin, o elçinin taze meyvesidir. La ilahe illallah davası olmadan hiç kimse hiçbir şekilde rehberlik, ne rasullük, ne imamlık, ne herhangi bir rehberlik iddiasında bulunamaz. Mesaj, ana mesaj odur. Demek ki bu cümleyi okuyorum. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün davasını la ilahe illallah esasına tesis eder. Bu esas üzerine kurar. Bütün, devam ediyorum okumaya, bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, sağ ve soldan maksat mazi ve müstakbel dedi. Maziden maksat geçmiş peygamberler. Müstakbelden başka bu zatın yetiştirdiği meyveler, bu nurani ağacın yetiştirdiği meyveler, hepsi o nurani zakirler, hepsi la ilahe illallah'ta ısrar ederler. Dikkat edin, dikkat edelim hep beraber, ben de çok dikkat ediyorum. Bir kişinin, bakıyorum, bakıyorum bu zat şöyle dikkati çeken bir özelliğe sahip, belli vahyi, şu veya bu vahyi hangi dinde olursa olsun, vahyin temsilciliğini, rehberliğini yapma özelliği görünüyor. Bakıyorum Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem kendisinden önce gelenlerde, hem kendisinden sonra gelenlere Muhammed diye bilinen zat Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah davasına basmak veya o davaya oturtmak suretiyle bütün soruları çözmüş. Bütün sorulara la ilahe illallah cevabıyla mukabele etmiş. Demek ki eğer Resul'ün bir cümlesi varsa ona diyeceğiz, bu cümlede la ilahe illallah hakikati nerede diyeceğiz. Resul'de nakledilen bir hatıra, bir cümle, bir fiil naklediliyorsa orada la ilahe illallah arayacağız. Onun için hadis okurken la ilahe illallah tevhid esaslarını aramadan hadis okunmaz. Okunursa hikaye okumuş olursun veya ne bileyim tarihi bir belge okursun. Okunmaz. Peki Resul'ün yolundan gittiğini söyleyen, istikbale bakan yönleriyle, çünkü herkes o Resul'ün yolundan gittiğini ve taze meyve olduğunu söyleyenler ya da öyle bir meyve olma ihtimali olan kişilerde göreceğimiz özellik nedir? La ilahe illallah
davasının etrafında örgülenmektir. La ilahe illallah'ın etrafında örgülenmektir. Buna dikkat ediyoruz inşallah. Neden? Çünkü bir kişi geldi, çok şöyle şöyle işler yaptı ama la ilahe illallah davasında mı örgülendi? Veya bu mesajı, tevhidin bu ana esasını mı kendisine rehber edindi? O zaman bu nurani ağacın meyvesi budur diyeceğiz. Ve biz bu meyveye, bu meyveden faydalanacağız. Bu meyveyi yiyeceğiz. Yani bu meyveyle irtibata geçeceğiz. Ondan faydalanacağız demektir. Bu da la ilahe illallah davasının zakiri olması, yani bunu dava ediyor olması gerekir. Tekrar cümleyi okuyorum. İlginç mesajlar veriyor cümle. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bil hakkı natakte derler. Yani evet, doğru söylüyorsun, doğru konuştun sen. Konuştuğun her şeyde hakikat var derler. Nasıl derler? Her davasını la ilahe illallah esasına, tevhide oturtmak suretiyle. Eğer mesela bir kişi dese ki efendim işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok mükemmel bir zattır, Resul'dür, Kur'an bizim rehberimizdir, gayet güzel. Namazımızı kesinlikle Resulullah'ın kıldığı gibi kılacağız, güzel. Orucumuzu öyle tutacağız, Resulullah kendimize rehber edin diyeceğiz, güzel güzel. Ama bir şey getiriyor, diyor ki benim evimin bahçesindeki yetişen ağaçlar, yani ben onları yetiştirdim diyor, şu insanları ben yetiştirdim diyor. Ama bir dakika diyorsun, hani bu la ilahe illallah'la çelişmiyor mu? Çünkü her şey doğrudan doğruya kainatın halikine bağlanması gerekmez mi diyorsun, orada duruyorsun. Hayır diyorsun, burada la ilahe illallah davası zedelendi. Ben çok ileri görüşlü bir adamım, sizi ileri görüşümle doğruya götüreceğim diyor. Bir dakika diyorsun, la ilahe illallah tevhid zedelendi. Veya buna benzer tevhidi zedeleyecek ifadeler ya da tavırlar gördüğümüz yerde kaçıyoruz. Çünkü bizim şu dünyada bulunuşumuzun en önemli hedefi tevhidde halel gelmeyen, tevhidi zedelenmeyen bir anlayış ile Rabbimize muhatap olmamızdır. Kainatın yaratıcısını bulmamızdır. Tevhidi zedelemeyen bir anlayış ile kainatın halikinin, her şeyin istisnasız her şeyin yaratıcısı olması lazım geldiğini veya yaratıcısı olduğunu tasdik eden bir anlayış ile kendime rehber edinmem gerekir. Veya böyle bir anlayışı olan kimse ancak bu kainatın halikinin görevlendirdiği zat, o kişi olabilir ki fettebi'uni ayetinde ben işte böyle bir zata tabi olabilirim. Bu zat geçmiş ile de ve kendisinin yetiştirdikleri ile de la ilahe illallah davasının ser zakiri olacak, baş zakiri olacak. Yani her davasında mutlaka la ilahe illallah ile ifade edilen, gerek kainatın gerek Kur'an'ın her mahlukuyla, her cümlesiyle, kainattaki her eşya, Kur'an'ın her cümlesi la ilahe illallah hakikatine dayanır. Eğer biz kainatı okusak, Kur'an'ı okusak, yani bunların hepsinin özünü çıkartırsak, elimize la ilahe illallah diye bir ifade kalacak demektir. Bu ifade ile hayatımızın eksenini
tesis etmemiz gerekir. Hayatımızı la ilahe illallah eksenine oturtmamız gerekir. Bu eksende hiçbir şey, dikkat edin, hiçbir mahluk diğer mahluka üstünlüğü söz konusu olamaz. Hiçbir yaratığın diğer bir yaratıktan farklılığı, yaratık olmanın ötesinde hiçbir farklılığı olamaz. Her bir yaratığın, her bir özelliğinin doğrudan doğruya kainatın yaratıcısına izafe edilen, kainatın yaratıcısından kaynaklanan özellik olduğunun mutlak tespiti gerekiyor. Ve böylece bir hayat yaşanması gerekiyor. Böyle bir hayatı öneren bir rehberliğe ihtiyacımız var. Demek ki fettebi'uni ayetinde, eğer Allah'ı seviyorsanız, Bismillahirrahmanirrahim, kul in kuntum tuhibbunallahe fettebi'uni yuhbibkumullah, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun de, ben de onları seveceğim ta ki Allah da sizi sevsin diye bildirilen mesajda, bana tabi olun diyen kimsenin bana tabi olun demesinin en büyük yetkisini, en önemli, en kuvvetli yetkisini, davasının tevhid esaslı olması lazım geldiği gösteriyor. Veya bu yetkiyi tevhidden alıyor. Tevhidden başka ben iyiyim, ben şöyle özelliklere sahibim, ben bilgiliyim falan diyor ve onun için bana tabi olun diyorsa, veya kainat anlayışında çelişkiler varsa, sosyal hayat anlayışında çelişkiler varsa, insanlar arasındaki ilişkilerde tevhide ters düşecek çelişkiler varsa, o kişiye tabi olunmaz. Gerek Resul olarak, gerekse o Resul'un nurani ağacının taze meyvesi olarak tabi olunmaz. Olmamak lazım. Fettebi'uni'nin birinci özelliği, tevhid esasında hiçbir surette yanılma, pörsüme, sapma, tahrif söz konusu olmaması gerekir. Bir kimse ben yanılmam, bana tabi olun, ben doğruyu söylüyorum derse tamam, hemen bırakıyorsun. Olduğu yerde bırakıyorsun. Neden? Çünkü yanılmazlığı kendine rehber edinmiş. Ki bu tevhide aykırıdır. Yanılmaz, yanılmayan ancak kainatın halikidir. Hele insan mutlaka yanılır. Onun için dikkat etmemiz lazım. Tevhide halel getirecek ve tevhidin dışında hedefleri olanlar olan bir peygamber olamaz. Tevhidin dışında hedefi olan bir peygamberi ağacının nurani meyvesi olamaz. Efendim devam ediyorum okumaya. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya parmak karıştırsın? Yani herhalde burada böyle bir kişiye tabi olmak lazım geldiği konusunda hiç şüphe olamaz ve böyle bir kişi için de Muhammed isimli zat namzettir. Eğer Muhammed isimli zatın tevhidin dışında bir davasını gördüyseniz, evet, tabi olmazsınız. Başka bir peygamber ararsınız kendinize. Yani Resul olması lazım dersiniz. Ama eğer hem kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin tevhid davasını muhafaza etmiş, hem de kendisinden sonra gelecek olan insanlara tevhid eğitiminden başka hiçbir şey eğitim vermemiş, her verdiği eğitim mutlaka tevhid esasına tabi olmuş bir kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan başka bir kişi vardır diye biliyorsanız, buyurun getirin, örneğini görelim. Yani tarih de ortada, coğrafya da ortada. İnsanlar içerisinde tevhidde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
imamın talebesi olmuşsa ondan almış, değilse bizzat kendisi tevhidde tutarlı olan bir kişi varsa söyleyin, hep beraber tabi olalım. Ben bulamadım. Gerçekten bakıyoruz, ediyoruz, bulamıyoruz. Evet, böyle bir iddiaya karşı, yani Risalet-i Ahmediye'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir Resul olduğuna ve ona tabi olunması lazım geldiğine, eğer hayır canım bilemiyorum başkası da var gibi bir ilavede bulunmak istiyorsanız, ki parmak karıştırmak deniyor ona, ya ama şurada tevhid pet görünmüyor bak gibi bir davamız varsa buyurun söyleyin, ama böyle bir halin vuku bulmaması bize gösteriyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu fettebi'uni de bana tabi olun diyen zatın, diyen ayetin bana tabi olun ifadesine en layık kimsedir. Bir de o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleri vasıtasıyla, yetiştirdiği öğrenciler vasıtasıyla, o öğrencilerden alınan bilgilerle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak bizim de görevimizdir. Ben bugün ikinci reşaya geçmeden burada kalmak istiyorum. Önemli bir meseleydi. Tevhid davası bir risaletin ana işaretidir. Tevhid olmadan ne Resul olur ne Resul'ün talebesi olur. Yani Resul'ün geçmişi ve geleceği olur. Onun için mesela bir kaynakta diyelim biz Hazreti Musa'ya ait veya İbrahim'e ait bir menkıbe duyduk. Herhangi bir kaynaktan, bu Tevrat olur veya başka bir Müslümanların yazdığı Peygamberler Tarihi diye bir kitap olabilir. Orada Hazreti Musa'nın ya da hangi kendisini fettebi'uni'deki ifadeye mazhar olduğu söylenilen, Resul olduğu söylenilen, elçi olduğu söylenilen o zatın tevhide uygun olmayan bir sözü ya da harekete geçtiyse ya o kişi yanlıştır ya o nakil yanlıştır. Kesinlikle o konuda hayır denecek. Neden? Kainat tevhidin şahididir. Kur'an tevhidin şahididir. Ve biz hangi kişiye tabi olacağız, hangi kişinin önderliği bizim için önemlidir dersek, o kişide de tevhid esası arayacağız. Allah razı olsun. Buyurun, bir kanaatiniz, sorunuz, yorumunuz varsa ya mikrofonu alarak ya yazarak buyurun katılın. Benim söyleyeceklerim bugünlük burada bitti. Allah razı olsun ki böyle bir sohbeti yapmaya vesile oldunuz. Eğer sorunuz varsa buyurun. Yoksa ben inşallah sohbeti kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.